İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Artsakh Cumhuriyeti'nde Getavan-Haterk yolunun restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cavahkın Karsakh köyü sakinleri protesto eyleminde. Suriye'de durum. Suriye Hava Savunma Sistemleri 20 Türk insansız hava aracını imha etti. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ve Hasmik Papyan'ın katılımıyla konser. Ermeni atlet Rusya Federasyonu Judo Şampiyonası'nı kazandı. Batı Ermenistan'ın Kayseri şehrinde bulunan 1500 yıllık kayadan oyma tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü. Batman'a erken gelen baharla badem ağaçları çiçek açtı. Her ne kadar bahar kendi sıcaklığını ve tazeliğini göstermiş olsa da, bahar Bitlis'te 3200 rakımda 5 metrelik karla mücadeleye devam ediyor. Bağış Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, kardan kapanan köy yollarının açılması için yoğun mesai harcıyor. Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu ve görenleri büyüledi. Artsakh Cumhuriyeti hükümetinin finansmanı ile 8 kilometre uzunluğundaki Getavan-Haterk otoyolunun tadilat ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Mardagirt bölgesindeki Hater Cemaati Başkanı Vartan Grigoryan, Artsakh Press Muhabirine yaptığı açıklamada çalışmanın 2018'de başlatıldığını, 6,5 kilometrelik otoyolu asfaltlandığını ve çalışmanın bu yıl tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Cemaat Başkanı'na göre yenileme çalışmalarına başlamadan önce Getavan-Haterk karayolu tamamen geçilmez haldeydi ve olumsuz hava koşullarında arabalar neredeyse köye ulaşamıyordu. Halkalak bölgesindeki Kartsakh köyü sakinleri protesto için 9 Mart'ta belediye önüne geldiler. Köylüler, yerel makamların köylerinin sosyoekonomik sorunlarına önem vermelerini talep ettiler. Kartsakh halkı yetkililerden birkaç yıldır köyün ana sorunlarından biri olan içme suyu başta olmak üzere köylerinin sorunlarının çözülmesini talep ediyor. Köy sakinlerine göre içme suyu eksikliği nedeniyle kuyudan çıkan suyu içiyorlar ve bahçelerde kuyu açamayanlar her gün köyden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki tek kaynaktan su taşıyorlar. Karsakh köyü muhtarı Gabriel Karabetyan, köye su temini projesi zaten hazır ancak yerel bütçede fon yok. Projenin maliyeti yaklaşık 300 bin gel diyerek açıklamada bulundu. Halkalak Belediye Başkanı toplantıda yerel bütçede proje için yeterli kadar para olmadığını ancak sorunun çözüleceğini garanti etti. Dikkat edilmesi gereken önemli şey ise projenin hazır olmasıdır. Baladi News portalı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır zırhlı araçlar da dahil olmak üzere 150 araçtan oluşan büyük bir birliğinin İdlib'in kuzeyindeki Kafr-Lusin sınır kapısından geçtiğini ve güney gözlem noktasına ilerlediğini bildirdi. İmzalanan ateşkese rağmen Ankara, Suriye'de yasa dışı operasyonlar gerçekleştiren askeri birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Son 42 saat içerisinde Ankara 600 askeri araç, zırhlı araç ve tank sevk etti. Baladi News'in askeri kaynağı, Türk ordusunun ve Suriye Ulusal Ordusu'nun tüm birimlerinin sınır hattında hazır duruma getirildiğini ifade etti. Suriye MSI Askeri Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabı Twitter'den bildirdiğine göre, Suriye Hava Savunma Sistemleri 20 Türk insansız hava aracını vurdu. Sunulan verilere göre uçak savar sistemleri 25 füze fırlatarak 20 insansız hava aracını vurdu. 2 füzenin kendi kendini imha ettiği, 3 füzenin ise hedefi ıskaladığı ifade edildi. Askeri faaliyetler İdlib ilinde gerçekleşti ve insansız hava araçları gerici isyancılar tarafından kontrol edilen bölgeye düştü. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü opera şarkıcısı ve Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanlı Hasmik Papyan, Batı Avrupalı bestecilerin operalarından arya ve düetleri dinlemek için vatandaşları 19 Mart'ta Arama Çadıryan konser salonuna davet ediyor. Etkinlik Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Rusya Federasyonu'nun Volgograd bölgesinden Ermeni asıllı atlet Lev Sarkisyan'ın başarılı bir performans sergilediği 23 yaş altı Rusya Judo Şampiyonası Tümen kentinde sona erdi. 100 kilonun önemli finalinde Sarkisyan, Tümen'i temsil eden judoist Azamat Pliyev ile gücünü ölçtü.
Rusya Judo Federasyonu'nun basın servisine göre final mücadelesi en muhteşem olanıydı ve bunun sonucunda Sarkisyan temiz bir zaferi kazandı. Batı Ermenistan, Ermeni sporcunun galibiyetini kutlamakta ve yeni yeni başarılar dilemektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğunun seslendirdiği Nare Yar adlı eseri sunuyoruz. Talis hedef sare ruhun ah nare yar nare yar Ngnam med mez kare run im khoro dig me gujar Nare 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 yar im khoro dig me gujar Nare 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 yar paro ho eftang zovasar Nare 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 yar im khoro dig me gujar Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.